Konuya giremeyenler podcast'ine hoş geldiniz. Böyle bir beklenti yaratmıyor muyduk orada? Böyle giremeyenler. Neyse bunu prova yapalım biz. Bir daha boş boş. Yok kayıtta değil. Aynen böyle koltukta otururken falan. Aynen olmadı çünkü böyle. Bir türlü yapamıyoruz o işi. Nasılsın görüşmeyeli? Ama en azından podcast'ın adını öğrendik. Bir kere de söyledik. Evet. Bir öncekini dinleyenler 9 kere de söylediğimizi. Bir öncekini dinlemeyenlere de kalbim paramparça. Şervan araya yazmadın. Şervan galiba bunu desteklemiyor. Şervan galiba podcast dinlemiyorsun. Olsun ve canın sağ olsun. Yani dinlemediği için sistemler de çok işe yaramıyor diyor. Ben sonra ona hepsini kolaj yapıp atacağım. Bölüm 1. Şey Şervan'a giydirdiğin kısımlar diye mi? Yoksa sana seslendiğim kısımlar diyeceğim. Romantik bir vuruş olacak. Ben insanları böyle kırarım. Podcast'ı açtık başlayalım bir ara. İnsanlar diyor ki bunlar ne konuşuyorsunuz siz? Ne yaşıyorsunuz? Tamam hadi aç. Konu sende bu hafta. Ben anlamadım konuyu. Önce Tenet'i konuşacağız. Neyi? Tenet. Film olan. Anladım. Sonra onu bazı metaforlarla hayatımıza uyarlayacağız. Ne düşünüyorsun Tenet'le ilgili? Bok gibi bir film olduğunu düşünüyorum. Yani şey yapsaydın daha sert girseydin. Şöyle özetleyeyim. Tenet'i ben izlemeye gittim tabii ki sinemada. İşte Nolan'ın filmi. Hadi gidelim falan. Nolan'cıyız ezelde. Nolan'sın lan sen. Bu ne? Bu iki ne günlük vardı? Aşkı için dünyayı yıkan adam. Niye bu kadar takıldın ona? Bütün filmde ona takıldın çünkü çok. Çünkü bütün film onun üzerine. O kadına aşık olduğu için birçok şey yapıyor. Bir yerden sonra kadın için kendi hedeflerinden falan vazgeçiyor filmin ortalarına doğru. Sen yakın zamanda izlemenin için hatırlamazsın. Kaç ay önce izledim ama neyden vazgeçiyordu? Neyin aşkı ya bu? İki günde. Bu ne kadar boktan ama bir senaryo. Çok güzel kadın. Hayır çok güzel bir işte orada bir olay var, bir olgu var, bilmem ne dönem zaman atlıyorsun bir tarafa geçince falan. Çok güzel bir hikaye. Bir aşk için salak salak şeyler. Çok güzel bir trik. Trik aynen. Hikayenin anasını ağlatmışsın. Senin olan olarak nasıl? Benim senden beklentim yüksek. Bir de 7 yılda yazmış bu senaryoyu. Mesela hani diğer yaptığın şeylere kıyaslıyorum ister istemez. Bir insan nasıl tecrübe aldıkça daha kötü bir iş çıkarabilir ortaya? Ya birazcık bence benim gördüğüm Nolan'da. Çünkü Nolan'ın her filminde zamanla oynama var yani. Bir zamanla problemi var onun. Var yani belli zamana takı. Kurgusu çok iyidir bilmem ne. Yani düşünün filmlerini. Inception'ı düşün. Prestige'i düşün. Zaten Memento ile başlıyor. Hepsinde bir zaman ya geriye alma ya paralel zamanlar. İşte farklı hızlar. Dunkirk'te öyle bilmem ne. Tenet'te demiş artık ileri geriye boş ver. Tam anlamıyla ileri geri yapayım demiş biri. Zaman bükülsün. Yani sadece onun mekaniğini çözmek için bence 7 yıl uğraşmış. Çünkü hikaye gerçekten çok ortalama bir hikaye ve Nolan'ın son 3-4 filmdir hatta Batman 3'ten beri böyle zaten çok hikayeli bir şey kalmadı yani. İşte şimdi bundan bahsediyorum. Sen bana bir beklenti yarattın izleyici olarak. Benim için Nolan deyince çok iyi bir film çıkması lazım. Sen bu kadar teknolojinin içinde olduğu, bu kadar iyi efektlerin olduğu bir filmde nasıl bu kadar kötü bir senaryoyla çok iyi olabilecek bir filmi çok kötü bir hale dönüştürürsün? Bu şey değil mi? Zamanımızın artık acı gerçeği değil mi? Yani çok fazla görüyoruz. Evet ama bu mantıklı mı yani? Nasıl? Avatar'da öyle mesela bir yerde baktığında yani. Katılmıyorum. Çok güçlü bir hikayesi yok. Tamam ama şimdi ondaki olay yani şöyle Avatar'ın birincisinde de çok güçlü bir hikaye yok baktığın zaman. Tamam. Değişik biri ama sana hiç bunu vermedi. Nolan hep verdi. Önceki filmler. Evet. Önceki filmlerini de verdi. Yani en iyi kesinlikle izlemen gereken filmler saydığında ilk üçte üç filmi var adamın. Ne mesela? Prestige var. Inception var. Bir de şey var. O kadar seviyor musun Inception'ı? Ben seviyorum. 8 kere falan izledim. Hiçbir şey o kadar izlemem. Şaşırdım. Bir de şey var. Interstellar deme ya. Ben seviyorum. Onu da izledim geçenlerde yani. Ben seviyorum. Sondaki ve şaşırtması benim çok hoşuma gitmişti. Ya işte yani hiçbiri kötü filmler değil bu arada. Yani tamam da yani kötü film yapamıyor şimdi da. Filmi çok beğenmesen de bunu izlemeniz lazım dersin. Ya ona da şey demiyor musun? Aşk, sevgi, kızım bunu gör kitabı itiyorum falan. Aldığın her şeyi buna mı bağladın? Ona bağlamadım yani ben orada. Sen değil filme diyorum. Tamam ben orada hiç anne baba sevgisi falan hiç umurumda olmadı yani. Neye baktın? Genel hikaye akışına. Sonunun sonunun farklı bağlanmasına falan yani. İşte ila. Ama bak diğeri öyle değil. Diğerinde şey. Bak bu sonunda oraya bağlıyor. Bütün hikaye baba kız sevgisinden devam etmiyor. Nasıl yani? Bir hikaye var. O zaten. Hikayenin içinde baba kız sevgisi var.
bazı şeylerde hikaye aşka göre. Matrix gibi. İşte Trinity ile şeyin aşkı. Anladın mı? Tenet o. Tenet ama diyorsun. Bu. O kadar kötü diyorsun. Ben sevmedim. Yani şöyle, bunu sıradan bir, sıradan demeyeyim de hani bir Nolan kadar isim yapmamış bir yönetmen çekmiş olsaydı çok iyi derdim. Ama yok, sen Nolan'sın. Ya bu işte, arada ben bunu bir yerde anlatmış olmam lazım. Eylem, biliyorsunuz ki övmek istediğim zaman Nolan mısın sen be derim. Tenet filminden sonra Eylem hiçbir zaman övmek için Nolan mısın sen demedim. Eski Nolan mısın sen diyebilirim. Ya işte yani bir kere izlesen yeter bir film Tenet benim için. Evet, ama bir kez daha izleyip gerçekten fikirlerimde haklı olduğumu görmek istiyorum. Ben izledim ikinciyi bir ara sen yokken, sen izleyebilirsin kendin. Üçüncü kez izlemek istemiyorum. Peki. Çünkü ona değecek bir şey yok yani. Peki içinde. Kral. Buradan bir yere bağlayacağım. Buradan dedim, şuraya bağlayacağım. Beklentimiz yüksek olduğu için mi? Bazı şeyleri kötü görürüz, yoksa gerçekten kötü müdür? Beklenti ne kadar etkiler ben, düşüncelerini? Yani %1000. 2000. Bilirsin ki önyargıyla ilgili bir bölüm yapmıştık. Mesela benim için böyle beklenti metal, buna paralel bir şey zaten. Tabii. Yani rock metal müzik tarihinin bana sorarsan en iyi albümlerinden birisi Metallica'nın Metallica albümü, Black Album diye de geçer. İşte Enter Sandman'ler bilmem neler. Bence inanılmaz bir albüm. Prodüksiyon olarak inanılmaz. Yapım kalitesi inanılmaz, besteler inanılmaz. Ama Metallica thrash metalden gelen işte Kill Em All'lar, Master of Puppets'lar var diye böyle hayranları albümleri falan yakmıştı. Gerçi bir sonraki albümde yaktılar daha çok ama. Ha yok, o albümde yaktılar. Bana sorarsan inanılmaz bir albüm. Ama insanlar Metallica'dan aynı şeyi beklediği için o dönemde, işte aynı o bangır bangır müziği yapsın diye bekledikleri için, bu kalitede bir albüme kötü diyorlardı. Ben de her zaman söylerim, Metallica harici bir grup yapsa bu albümü böyle şeydir yani. All time yüzde böyle ilk 10'da, ilk 15'te olacak bir albüm. Dolayısıyla beklentiler çok etkiliyor. Yani oraya dönersem, sen bu gruptan bunu beklemediğin için. Mesela Metallica'nın son dönem albümleri de hep leş. Ama yani aynı eleştiriye gidiyor aslında. Adamlar 40 yıldır müzik yapıyor. Aynı müziği mi yapsınlar? Ha, belgeselleri var. Bilmemleri var. Çok ticariye döndüler falan filandan dolayı. Yani geç artık, iyi bir örnek değil ama. O albüm bence çok iyi bir örnek. Müthiş bir albüm. Boş parçası neredeyse yok. En sık dinlediğim de albümdür. Ama Sor Metallica hayranlarına en nefret edilen albümüdür. Tamam. Metaforu anladım da metal hiç sevmediğim ve hiç bilmediğim için kafam çok karıştı. Bu beklentiyi yaratmak, yani aslında beklentiyi yaratmıyorsun. Bir şey ortaya koyuyorsun ve insanlar çok beğeniyor. Sana bir şey yakıştırıyor. Evet. Bu çok basit örnekle bile, bir insan saçını bir renge boyuyor. Onu çok beğeniyorsun. Diyorsun ki sana bu renk çok yakışıyor, sakın değiştirme. Sonra başka bir renk yapıyor. Beğenebiliyorsun. Ne demek istiyorsun burada? Yani beklentin her zaman aslında, yok. Beklentin aslında bir şeyi biçimlendirmiyor. Senin beklentin başkayken sana başka bir şey de sunsa beğenebiliyorsun. Yani illa evet, bunun karşılığı benim beklentim şu yönde ama o yöne gitmedi. O zaman bu beğenilmeyecek bir şeydirimiz yok bence. Yani tamam, sen yani mesela Metallica'nın o albümünü beğendin. Çok beğeniyorum. En sevdiğim albüm. Sen beğendin, başkaları beğenmedi. Beklenti o kadar etkilemiyor o zaman. Nasıl yani? Onlar da beklentileri olduğu için beğenmiyorlar zaten. Tamam ama sen beğendin. Senin de beklentin var. Sen de dinliyorsun. Çok seviyorsun. Ben işte bir adım dışarıdan bakabiliyorum. Yani her zaman değil. Bu örnekte insanların, müzik gruplarının, kişilerin, yazarların zamanla değişebilmesi çok normal, hepimizin değiştiği gibi, zevklerin de değiştiği gibi. Ben mesela yıllarca işte adı Deep Purple özentisi diye Mor ve Ötesi dinlemedim mesela. İşte bunlar Arak, bunlar Arak rock müzik yapıyor bilmem ne, bu çok sene dinlemeye başladım. Ha? Çok linç yiyeceğiz bu sözünden sonra. Hayır, kendime küfrediyorum. Mesela bu sene ben özellikle o Beşiktaş konserinden sonra dinlemeye başladım. Yani popüler parçanı biliyordum ama tertemiz müzik yapıyormuş adamlar. İşte biz kıymet bilmedik. Metalciyiz. Biz asiyiz. Biz işte arakçı bunlar. Bunlar popüler rockçı diye yıllarca dinlememişim. O önyargılarım geçtikten sonra bile dinlememişim adamları. Öyle de bir karaktersizlik işte, örneği seninki. Bir dinleyeyim dedim. Adamlar gayet güzel, Türkiye standartlarının üzerinde müzik yapıyormuş. Yani dolayısıyla onlar da sana her zaman ders oluyor. Niye önyargıyla yaklaşıyorsun? Yönetmenler de böyle olabilir. Yani ya mesela şey gibi mi, işte Türk filmi açacaksın ya da dizisi, şey diyorsun. Şimdi bunlar 15 dakika bakışır. Ki platform genelde öyle oluyor. Evet, platform işlerinde bile bir tık bakışıyorlar. Ama mesela bu bende çok var. Çok güzel bir noktaya değindin. Ben neredeyse hiç Türk filmi izlemiyorum mesela. Tabii platformdakileri bile kolay kolay izlemiyorsun. Yok yani çok zorlanırım izlerken. Çok fazla önyargı da vardı. Bir de Türk sinemasının kurtuluşu olarak
sanat sineması devreye girdiği için işte Reha Erdemler, Nuri Bilgeler bilmem neden sonra ben de sanat sinemasından son derece uzak biriyim. Zor bir şey bence sanat sineması yani. Ya şey gibi işte geçen bölüm konuşmuştuk. Batı dedi ya bir insan bir işte tabloya bakıyor. 2-3 saat bakarak geçiriyor. Ben bakamam. Şimdi ben hani tam ben de sanat severim. Sanattan uzakta bir insan olduğumu düşünmüyorum ama bir tabloya 5 saat bakmak da bana göre değil. Öyle ya, bir hayatım yok çünkü. Ya bakarsın. Doğal olarak yani. Tam yani şey gibi düşün. Yani bir yere gittin gezmeye. 5 saat bakmazsın bir tabloya. Tablo yani. Hayır ama şöyle işte. İşin yani, oysa bakarsın. Hayır yani şöyle demek istiyorum. Mesela ben Prestige'i 6 kere izledim. Niye 6 kere izliyorsun? Prestige'i 6 kere izlemek demek 15 saat Prestige'e bakmak demek yani. Dolayısıyla hani bu sen dans seviyorsun. Ben frisbee seviyorum. O dağ tırmanışı seviyor. Dolayısıyla ben seni 5 saat frisbee oynatamam. Sen de beni 5 saat dans ettiremezsin. Ama tam tersini yapabiliriz. Dolayısıyla senin tutkun resim sanatıysa ve çok sevdiğin bir sanatçının çok senin için çok önemli bir eseriyse 5 saat bakabilirsin. Bak, bahsettiğin şeyde dansta bir hareket var aktif olarak. Prestige'de bir şey oynuyor sen izliyorsun. Tabloda hiçbir şey hareket etmiyor. Bilemezsin. Tamam onun iç dünyası farklı olabilir ama hitap ettiği kitle çok daha düşük. Çok yani, daha az demek istiyorum. Evet. Yani Prestige'i senin kadar çok değildi hani atıyorum sen 6 kere izledin ben de 3 kere falan izlemişimdir. Gene bir hani şey var ki ben bir şeyi tekrar tekrar izlemem. İyi olan şeyleri tekrar izlerim. Sana göre iyi. Tamam işte yani. Prestige ama çok o konuda tartışmaya açık değil. İyi yani. Var yani çok sevmeyenler hani genel olarak var. İyi bir film. Ama yani sanat filmi de öyle bir şey. Yani herkes film izleyebilir. Ki bu kendi içinde ayrı ama sanat filminin izleyen insan sayısı çok daha az. Aşırı az. Zaten hani Türkiye olarak bu konuda çok iyi de değilken neden gene minicik bir kitleye hitap edeceğim bir şeye odaklandın? Açıklayabilirim. Bana demiyorsun değil mi? Yönetmenlere diyorsun. Yönetmenlere ha. Diyorum. Sana yani niye diyeyim şöyle, bunu? Yok Türkiye'de şu an başarının iki yolu var. İki diyelim. Bir tane daha vardı artık yavaş yavaş modası geçti. Birincisi işte komedi. Bir iki tane ünlü oyuncu koydun mu? İşte Türkiye'nin en çok izlenen filmi oluyorsun. Recep İvedik bunlara çok iyi örnekler. İşte sonra Selçuk'un yaptığı filmler falan filan. Selçuk dediği arkadaş ama film örneği verirsen iyi olur. Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Ne Yaptı gibi Baba şeyler. Parası hani vesaire. Senin arkadaşının yaptığı filmleri bilmek zorunda değil. Evet izlemedim ben de hiçbirini ben de bilmiyorum. Hiçbirini değil sonunda. Birinde oynadım ama rağmen izlemedim öyle düşün. Gerçi sildi o sahnemi ama. Sahnen silindiği için trip atıyor olabilir evet, misin? Falan. Yok ya denedim dayanamadım. İkincisi de sanat. Bir diğeri de korkuydu. Korku şimdi yavaş yavaş modası geçiyor yine örnekleri çıksa da. İkinci olan da sanat sinemasıydı ama bu sefer de gişeden değil. Yani az çok biraz gişe yapsa da festival turları, prestiji, televizyon satışlarıyla kâra geçiyordun. Yani Nuri Bilge öyle yapıyor. Bir de Avrupa fonlaması alabiliyorsun. Dolayısıyla bütün yeni yetişen sinemacılar komedi yapmak istemiyorlarsa sanat sinemasına yönlendiler. Kaliteli işler yok mu? Var. Ama ben sanat sineması sevmiyorum. Yani 2022 seçkime bak. 2023 beklediklerime bak. Bu videolar kanalda yayında bakabilirsiniz. Evet ve izlememişsiniz. Kalbimiz kırık. 2023 videom hiç izlenmiyor. Şu an çok kalbim kırık. Neyse. Bu video bu podcast'i yayınlanana kadar izleniyormuş. Falan. Dolayısıyla şey bana göre değil. Bir de abi ülkedeki herkes mi sanat sinemacısı ya? Bu arada sanat sinemasını onu da tanımlamak lazım ama işte daha ağır işleyen, daha toplumsal sorunları işleyen filmler çok güzel. Ama benim için yani ele aldıkları şey anlamında ama niye artık kalite olarak bu görülüyor? Benim için mesela en iyi Türk filmleri ve bugüne kadar izlediğim, şöyle söyleyeyim yanlış oldu en iyi demeyeyim. Benim yapmak isteyeceğim, ben sinema yapsam. Vavien, Taylan Biraderler, Usta, yönetmenini unuttum. Usta'nın DVD'sini 2 yıl bekledim ya. Şimdi YouTube'da var açıp izleyebilirsiniz eğer silinmediyse. 2 yıl her dışarı çıktığımda DNR'a girip DVD'sini bekledim. Sonunda da çıktı. Ve o gün aldım. Yine yaşını belli ettin neyse. Usta çok eski bir film değil. 2010 falan. DVD kovalamak eski bir şey. Ha evet. Tabii şimdiki gibi platformlarda belki de vardır bir platformda. Hiç unutmuyorum Eser arkadaşımla sinemaya gittik böyle. O da Almanya'da yaşıyor. Dedi abi sinemaya gidelim. Şu Taksim'deki sinemalardan birinde film izlemek istiyorum. Ne var bilmiyoruz. Usta yürü girelim. Ve böyle ikimiz de Eser de çok iyi sinemacıdır. Sonra sinemayı bıraktı. Şimdi teknoloji geliştiriyor. Neyse. Böyle büyülenerek çıktık. Yani sinemadan büyülenerek çıkmıştık. Hiç unutmam o filmi izlerken hissettiklerimi.
Öyle filmler yapılmalı. Anlatabiliyor muyum? Ben diğerleri yapılmasın diye demiyorum. Ama o dediğin gibi o küçük kitlenin işi. Bu konuya nasıl geldik ya? Biz çok başka bir şey konuşuyorduk. Evet, yani beklentileri konuşuyorduk. Ama şu anda mesela o ara sinema Türkiye'de ölü durumda neredeyse. Çok az iş çıkıyor. Arada bir çıkıyor ama çok az çıkıyor. Çünkü ya sanat çıkıyor ya felaket komedi çıkıyor. Hayır, daha beteri ne oldu biliyor musun? Arası olmadığı için Recep İvedik 7, Şahan Gökbakar'ın şeyiyle de hani bu yangınlarda bayağı popüler şey oldu ya, destek protestocu. Olması. Bayağı filmi de öyleymiş. Ben izlemedim ama işte o arada olması gereken şey kaptı. Komedi de çıktı bir anda. Yani, anlatabildim mi? Çok ilginç ama toplamak gerekirse. Evet, bir toplayalım. Şimdi beklentileri konuşuyorduk. Ben de seninle sinema ile ilgili konuşurken konuyu başkalaştıracağım beklentisindeydim. Beni şaşırtırsın diye düşünmüştüm. İçimde kalmış bu sinemayı konuşmamışım. Ama bu sinema bayağı konularını konuşmak istiyordum. Mesela şöyle bir şey var. İşte ben sinemayla sıfır alakası olan bir insanım aslında. Yani sadece... Sıfır demeyelim yani, normal seyircisi. Yani izleyiciyim ben. Hani hiç böyle işte şu şöyledir, bu böyledir değil. Ben izlerim. İyiymiş derim. Kötüymüş derim. Takipçi değilsin. İzleyicisin. Ama mesela bunu sinemayla ilgili bir insanla da konuşabiliyorsunuz. Aslında bunu daha basicleştirdiğinizde, yani sinemacıyla konuşulmaz beklentisi ya da işte sinemayla ilgili çok bilgili o, ben onunla konuşmayayım. Yani insansın. Görüşleri olan bir şey. Hayır, görüşleri olan bir insansın. Beni destekliyorsun değil mi şu an? Evet. Zevkleri, beğenileri olan bir insansın. Dolayısıyla bir sanat eseri demeyeyim de bir filmi de konuşabilirsin. Hatta bu sanat yanılgıdan dolayı... Sanat eserini de konuşabilirsin. Tabii ki olmuyor. Sen konuşamayı izledin onun için diye. Hayır, konuşama izlemedim. Ben dedim ki konuşabilirsiniz. Bu çekingenlik, bu karşı tarafa olan önyargısal beklenti. Hatta bence daha çok konuşulmalı. Çünkü sinemacılar, müzisyenler, her neyse o sanat, edebiyatçılar bir yerden sonra kayboluyorsun. Mesela benim seninle sinema konuşacağım şekille bir sinemacıyla sinema konuşacağım şekil çok farklıdır. Dolayısıyla bir yerden sonra işte sinemacıyla teknikte boğuluyorsun, orada boğuluyorsun, şuradan çıkıyorsun, buradan giriyorsun. O daha günlük tepkiyi unutuyorsun. Asıl alman gereken tepki. Evet, sen de orada çünkü çok daha içten veya çok daha genel veya çok daha... Çok daha gerçek aslında bence. Gerçek alabileceğin şeyleri unutuyorsun. Dolayısıyla bir anda sana tık vizyon oluyor ya da bir kapı açıyor. Dolayısıyla asıl yapılması gereken o. Buna şöyle bir örnek vereyim. Dalışa gittik biz bu yaz. Benim için başta çok zorlayıcı, ürkütücü bayağı bir başlangıç da olsa. Olmayan sebeplerden olsun. Dolayı. Benim için zor bir andı. Neyse biz de yani benim dalışımdan önce 2 yıldızlı yani de daha iyi, daha önce dalış yapmış insanlarla dalışa giren. Daha sonra da bizle dalış yapan bir dalış hocamız vardı. Görkem selamlar falan. Adını hatırlıyor musun? Asla dinlemiyordur da Görkem. Ben de şey demiştim ya, işte benimle dalış yapmak sana şu an sıkıcı gelmiştir. İşte zaten hani çok uğraştırdım, kusura bakma falan dedim. Şey dedi bana, yani Esra dedi, deneme dalışları daha keyifli. Çünkü bir yerden sonra gördüğün şeyler, yani aynı yere de dalıyorsan özellikle, tepkiler aynı, daha fazlasını görmek istiyor insanlar. Ama deneme dalışı yapan ilk kez o şeyi görüyor. İlk kez o heyecana kapılıyor ve onun keşfettiği şey aslında bir noktada daha heyecanlı bir şey. Onun yani nasıl bebek bulur gördüğünde birçok insan heyecanlanıyorsa, evet, dünyaya gözünü açtı ilk defa olmadığı bir yerde. Hani bir karından çıktı bu. Bence yeni bir şey deneyen ya da o konuyla ilgili çok bir bilgisi olmayan diyeyim, o konuya eğilmemiş insanlar daha çok şey kazandırıyor. Evet. Yani seni daha çok tatmin ediyor. Karşında yaptığı şeyden keyif alan biri var. Yani benim mesela atıyorum belki de Nolan'a bu kadar sinirlenmemin sebebi onun baktığı açıdan bakmıyor olmam da olabilir. Ama filmini bana izletiyor. Bunu unutmaması lazım. Değil mi? Evet, yani şöyle bir gerçek var. Gerçekten hitap ettiğiniz kitleden çok aslında genel izleyici, genel olarak hani bunu şey yapan insanların çoğunluğun her zaman daha çok söz hakkı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bunu birileri izlediğinde ya da dinlediğinde para kazanacaksanız. Ya mesela bunu yapıyorlar aslında ve yaptıklarında ben sinirleniyorum. Prestige'de de var bu. Sinirleniyorum değil de böyle anlıyorum ama keşke yapmasaydım. Yani her zaman minimum kuraldır yani, aslında en gerizekalıya göre yapmak zorundasın. Mesela Prestige'de bütün bütün sır ortaya çıkınca sana dönüp gösteriyor sahne sahne. Evet, o gereksizdi ama bence. Ama işte en gerizekalıyı oynuyor. Anladın şimdi sen, evet, ben ne olduğunu ama anlıyoruz. Ama göstermeseydi ben onu bir daha izlerdim mesela. Gene de izliyorsun. Yakalamadım. Ama evet işte mesela onu izle, bu çok var bu bak, arada. Prestij bunu kaliteli yapıyor. Biliyor musun mesela bunu yaptı, evet, Prestij'de ama mesela ben atıyorum bunu ikinci kez izlemek istedim ki onları ben yakalayacak mıyım şimdi? Çünkü büyük ihtimal orada göstermediği daha birkaç detay vardı. Yakaladın mı? Bilerek yakaladım.
Ya öyle mesela, ya da bir efekti çözdüğün zaman ben mesela hiç alakam yok. Ben bakıyorum ama bu benim merakımla ilgili. Ben mesela en Bazı sevdiğim. insanlar merak etmiyor. Önüne konsun istiyor ve önüne konmadığı zaman sinirleniyor. O da işte onlar için. Çünkü daha çok gişe yaparsın. Gene konuyu nereye getirdik Allah'ım. Ama bunu söylemeden geçmeyeyim. Prestij de benim en sevdiğim. Bugün beni seviyorsun, bugün beni sevmiyorsun O olayı. çok iyi bir detay. Ama başka bir şey söylemeyelim. Bu Helal olsun. İzlemeyen varsa izleyecek. Artık spoiler alsa da ağlamasın yani. Yani kusura, artık yeter. Neyse, bu hafta neler izlediğe geçelim mi? Geçelim artık. Hadi müziğimiz girsin. Hadi gel. İnşallah kamera sadece beni çekmemiştir. Evet, 1899 hala bitirmedik. Bitirmeyeceğiz, bitirmeme kararı aldık. Netflix bile yayınlamama kararı almış. Başka ne izledik? Ben şu an Şahmaran'ı izliyorum. Türk yapımlarını izleyip onlarla ilgili yorum yapmayı seviyorum. Daha bitmedi. Yapıyorum. Ya şöyle bir şey var. Ben bir gün gerçekten bir şeye gitmiştim. Sinemada şey vardı. Bu film ekibine gelen bir film. 6-7 ülkeden kısa öykülerle veriyordu. Orada şu vardı. Bir tane ülke mesela Amerika'ydı. Onlar da işte bilim adamlarının yaratmış olduğu bir şeyden dolayı bir şey oluyordu. İşte atıyorum başka bir ülkenin başka... Türklerin de her zaman yöresel, olağanüstü, hani doğaüstü şeylerden olan bir şeydi. Doğal olarak bu korku ülkenin... Korku dönemine denk gelmiş. Tabii şey ama zaten korkudu hepsi. Her ülkenin belli bir şeyden korkması var. Var bir korku sebebi. Doğal olarak bu ülkenin de bu olduğu için bunun üzerine eğilmesini mantıksız bulmuyorum. Bence ne çok mantıklı. Ne olduğunu hiç anlamadım bu arada. Neye Nasıl eğilmiş yani? Yani doğaüstü bir şey var. Ha tamam. Yani doğaüstü bir durum Cinli var. Cinli üç harfler diyorsun. Yok işte bir kısım yılan, marlar diye geçiyor. Bir kısım da insan ve bir efsane var. Bir kadınla işte bir mar birlikte mı olacak. Evet. Ha tamam. Şimdi filmi anlatıyorsun sandım. Yok. O tamam, filmde gördüğüm için anlat, söylüyorum. Boşver. Doğal olarak böyle şeyleri yedirmelerini seviyorum ben ve bence gelişim var. Hani Atiye'den mesela daha iyi bu. Atıyorum. Atiye'yi ben bitirememiştim bile. Ya ben Atiye'yi bitirdim ama mesela ondan daha iyi ve ben bazı şey yani bir noktada bunların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir şeyler aslında desteklendikçe gelişir. İşte Nolan'ın yeni filminin daha kötü olduğunu biliyorsun ama gidiyorsun. Neden? Çünkü o Nolan kesin bir şey yapmıştır. Ama bazen de bir şeylerin gelişimi için kötü olanı izlemek lazım. Pera Palas'ı izledik, gerisini boş ver. Kısmetse Olur nasıl gidiyor? Kısmetse Olur. Ya hala izliyorum Allah kahretsin ama yavaş yavaş sıkılmaya başladım. Oh. Güzel oh. Replik de gelmiyor. Evet bayağı ben de... Ya bir de eski sezonlarda bu yoktu. Hep sürekli sosyal medya şöyle işte sosyal medyada şu olmuş yani. Yok bana şu laf. Tam kurgu olduğunu da biliyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten hani kurgu olmadığını düşünen varsa salaktır. Ama şey yani mesela o kurguda da daha iyi bir oyunculuk bekliyorsun. O da yok. O yüzden yakın zamanda izlemem herhalde ama bilmiyorum. Büyük de konuşmayayım. Ben... Tarı izledim senin olmadığın bir gün. 2022'de izleyemedim demiştim. Yani galiba 2023'te geliyor Türkiye zaten. Aklım çıktı. Özellikle ilk 30 dakikası. Yani 30 dakika, 2 saat 40 dakikaydı film. Bu arada önce sana sormadım bile izlemek istiyor musun diye. İlk 30 dakika sadece 3 sahne. Yani ve bu 3 sahnenin her biri de tek çekim. Ve Cate Blanchett yani her şeyi alması lazım bu sene. Nasıl oynamış bu sahnelerde, nasıl o karaktere girmiş. Film o 35. dakikadan sonra biraz daha normal bir filme dönüyor ve 2 saatlik bir film. Aslında şey gibi böyle ilk 35 dakika karakter tanıtımı sadece. Sonra bir film başlıyor ve o karakter başrolde gibi. Çok iyi bir film. İnanılmaz beğendim. Gerçekten çok beğendim. Cate Blanchett'tan ayrı. Film de çok iyiydi. Onun dışında ne izledim? Unuttum. Biz neye başladık tekrar? İzlemiyorsun onu. Sen sıkılıyorsun her seferinde diye. İzlemedik onu daha. Alice in Borderland'ı yani 1,5. bölümdeyiz de. Tamam yani ben izliyorum. Benim sıkıldığım kınısına gene kendi kendine karar vermişsin peki. Hiç bakmıyorsun ekrana. Ben de kapatıyorum. Yani bazı kısımlara bakmama gerek yok çünkü yani şey değil, bir sanat eseri izlemiyorum üzgünüm yani ve bazı insanlar da böyle izler. Bunu kabullen artık. Ki sen benden daha çok telefona bakıyorsun da farkında değilsin. Şeye başladık. The Patient, evet, Steve Carell'in Disney'de. Değilse de affımız olsun ama. Benim için en güzel tarafı bir drama, psikolojik drama dizisi ama her bölüm 25 dakika falan, böyle kısa. 25 dakika ama o 25 dakika var ya 50 dakika gibi. Gerilimli geçiyor değil mi? Gerilimli yani her tarafınız şey oluyor böyle, hani hadi artık ne olacak diye bekliyorsunuz. İyi çekilmiş gibi duruyor. Bekliyoruz yani ben. İyi bağlarlarsa. Evet yani ama heyecan verici.
Last of Us'ı Eylem izliyor. Aa. Ben de izliyorum onunla beraber. Hatta izlemediğimde trip yiyorum. Öyle bir söyledin ki... Bir saniyesini izlemezsem sinirleniyorsun. Ama çok iyi. Senle film izlemek dünyadaki en kötü şey falan. Yani dizi, film. Gerçekten çok zor. Çünkü kendisi telefonla erkek WhatsApp grubundan 15 dakika mesajlaşıp... Ben 2 dakika telefonuma baktığım zaman... şu oluyor, bu oluyor diye kolumu... Ne, hangisi? Sok. Yani diyecek hiçbir şey yok ya. Eylem planıyla film izlemek çok zordur. Onunla short serimiz var zaten. Hani de shortlarda %10'unu bile göstermemişiz, öyle diyebilirim. Last of Us'ı nasıl buldun? Ben oyunu oynamadığım için hikaye benim için çok... Film güzel. Ama bence oyunu oynayanlar kadar etkilemiyor beni. Okey. İçinde değilim çünkü. Ve benim için yeni keşfedilen bir alan. Sen şimdi mesela izlerken şey diyorsun. Aa, şimdi her şey aydınlandı diyorsun bana. Çok iyi hikayesi diyorsun. Çünkü oyunu oynadın. Benim için evet güzel bir hikaye. Ama senin yaşadığın o hayal gücündeki arkasına sığdırdığın hikayeyle bende hiçbir hikayenin olmaması bence ya bir fark yaratıyor. Benim dediklerim de çok değil aslında. Oyunda sadece çünkü karakterlerin hikayesini takip ediyorsun. Ama ne bileyim işte burada ikinci bölümde Patient Zero, yani ilk hasta kimdi, nasıl çıktı ortaya falan, onları öğreniyor. Yani onun gibi detaylar var. Tabii yoksa... seni daha çok büyüleyebilir. Çünkü sen oyunu oynadın. Hı-hı. Sen şu an yeni bir şey keşfediyorsun o oyunla ilgili. Hı-hı. Benim için tamamen bambaşka yeni bir deneyim gibi bir şey. Güzel. Güzel. Ben de sevdim. Ama oyun oynayanlar kadar etkilendiğimi düşünmüyorum. Bakalım, ilerledikçe takip ederiz yine. Cobra Kai Never Dies devam. İkinci sezonu bitiriyoruz. Başka yani şey ikinci sezon biterken bu bazı karakterlere çok sinirleniyorum arkadaşlar. İzleyin siz de sinirlenin falan. Tamam. Bu kadar. Kaldı mı başka bir şey? Yok. Aklınıza... Dune okuyorum. Dune. Çok nasıl? Güzel bir kitap. Kesinlikle okumalısınız. Sadece odaklanmakta zorlanıyorsanız odaklanırsınız. Fakat uzun bir kitap. O yüzden hedefinizin o kitabı bitirmek olması lazım ki o kitaptan vazgeçmeyin. Bir de ilk kitap şey, yani çok yoğun felsefe var içinde. Evet, yani her dakika bir şey öğreniyorum. İki bölüm sonra ne öğrendiğimi unutuyorum falan. Güzel bir kitap ama yani. Bitirmeyi hedeflettirtiyor en azından. O heyecanı uyandırıyor. Evet. Güzel. Hadi kapatalım. TikTok canlı yayınımıza gidelim. Evet, hadi gidelim. Artık ara ara TikTok'ta canlı yayın açıyoruz. Genelde benim hesabımdan Esra Enur çifreyle. Benim hesapta da bizim artık da YouTube düşünüyoruz ama onu da bir başaracağız inşallah. Bir evet canlı, ama yani YouTube canlı yayını fikir, yazmadı, fikir yazmadığınız için istemediğinizi düşünüp İzlem kırılıyoruz. İzlem yazdı şimdi, hakkını yemeyelim. İzlem ama... çiçeğimiz, İzlem ayrı. İzlem bize özel hayatında da söyler bunu. Lütfen tamam. Fikirlerinizi beyan edin. Biz de fikirlerinize yönelik çalışmalar yapalım. Ya mesela arkadaşlar size şunu söyleyeyim, ben kendim yapıyorum bunu kapatmadan önce. Bilmediğiniz, çok alakasız, çok egzantrik ve kimsenin bilmekle uğraşmayacağı bir sorunuz varsa kafanızda. Hı-hı. Öyle çok saçma sapan bir sorunuz varsa eyleme bunu yorum olarak yazarsanız o sizin için bu gereksiz bilgiyi zevkle araştıracaktır. Çünkü bütün gereksiz bilgiler şey. Eylemde vardır. İlgimi çeken bir konu. Cevaplanmamış sorular da senin için önemli. Bir sonraki podcast'te cevaplanmamış sorulara olan ilginiz, neden bir şeyleri çok araştırmak istersiniz, bunları konuşacağız. Ben karar verdim şu an. Bundan sonra ne konuşacağımızı podcast sonunda söylemek istiyorum. Varsa fikrimi söyleyelim. Var işte. Görüşürüz. Bye. Bye. Oldu mu?